Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar İngilizce dersi 2. dönem 1. sınav soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Epey yoğun konularımız var. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bizler üniteler içerisinde used to konusunu görmüştük arkadaşlar. Biliyorsunuz aynen past tense kuralları gibi used to diye bir yapımız vardı. Görüyorsunuz ed takısını almış şekliyle. Biz bunu soru sorarken, olumsuz yaparken did, didn't kullanıyorduk. Hatırlayın, geçmişte bir şey yapardım, artık yapmıyorum. Veya geçmişte bir şey yapmazdım ama artık yapıyorum gibi geçmişle zıt olan durumları anlatmak için kullanılan bir yapı. Vakit kaybetmeyelim, hemen ilk sorudan başlıyoruz. The kids bla 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 play online games in 1950s. 1950'lerde çocuklar online oyun oynarlar mıydı, oynamazlar mıydı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bilgisayarın geçmişi aşağı yukarı 20-25 senelik bir şey, internetin özellikle. Dolayısıyla 1950'lerde böyle bir şansları yoktu. Oynamazlardı anlamında kullanacağız. Olumsuz. Dikkat edin. Didn't dediğim zaman used to'daki ed takısını düşüreceğiz arkadaşlar. Didn't use. Dikkat edin, ed d takısını düşürdük. The kids didn't use to şeklinde olacak. Diğerine bakalım. Görüyorsunuz olumsuz yapın denmiş. Olumlu yapalım şimdi de. Olumlu cümlede direkt used to'yu aynen alıyoruz arkadaşlar. Özne ne olursa olsun. I used to smoke but I quit 2 years ago. Ben sigara içerdim ama 2 yıl önce bıraktım. Schools, bakın olumsuz yapmamız gerekiyor. Aynen yukarıda gibi öznenin ne olduğu, kim olduğu önemli değil. Yine kuralımız belli. Didn't varsa işin içerisinde D takısını düşürüyoruz arkadaşlar. Didn't use to. Soruda da böyle, olumsuzda da böyle. Bakın burada yeniden olumlu bir yapı var. Diğerine bakıyorum. Özne fark etmeksizin dedik. She, özür diliyorum, burayı olumsuz yapmamız istenmiş. She used to. Dikkat edin, olumsuzda ed takısı var. Olumluda ama olumsuz cümlelerde yok. Buna dikkat edelim. Bir de bunun soru şeklini görelim. Aynen past tense, geçmiş zamanlar nasıl soru soruyorduk? Biz özne fark etmeksizin did'le sormuyor muyduk? İşte burada da aynı. Did'le soracağız. Did you, we, I, he, she, hiç fark etmez özne ne olursa olsun. Ama did kullandığım için yine used to'daki ed takısını düşüreceğim. Did Ahmet use to go out every night? Ahmet her gece dışarı gider miydi anlamında bir soru oldu arkadaşlar. Yani olumlu cümlede used to, olumsuz ve soruda o used'daki d'nin düştüğünü unutmayın arkadaşlar. Aynen past tense kuralı gibi. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Burada da match the sentences using if type 1. Type 1 biliyorsunuz geniş zamanda arkadaşlar. Geniş zamanda yaptığımız, geniş zaman anlamı veren bir yapıydı. Eğer anlamı Türkçedeki, cümle eğer ile başlayabildiği gibi eğer kısmını öbür tarafa da alabiliyorduk. Bunu unutmayın. Peki birinciye bakalım ne diyor. If you don't water, eğer sulamazsan, bunlardan hangisi olur bakalım. She will have an accident one day. Bir gün kaza geçirir. They can finish the job on time. Onlar işi zamanında bitirebilirler. The plant will die. Bitki ölür. If he has enough money, eğer yeterli parası varsa. Şimdi if you don't water, eğer sulamazsan ne olur? Uygun olan tabi bitki ölür değil mi? Buradaki bitki ölecek de denilebilir, bitki ölür de denilebilir. Arkadaşlar if kısmı zaten hatırlayın, if kısmı present tense ister. Present tense'in kuralları neyse aynı şekilde de arkadaşlar present tense. Ama diğer kısmı yine özne ile birlikte will yapısı veya şöyle yazıyorum can yapısı veya should yapısı, herhangi bir yardımcı fiil gelebilir. Burada will ve can en çok kullanılandır. Biz de onlarla ilgili örnek verdik. Bakın diğerine, if you don't water the plant will die. Dolayısıyla şurayı, birinci soruyu şöyle C ile eşleştirelim. He will buy that house. O evi satın alacak veya satın alır. Nasıl? If he has enough money. Bakın if ikinci kısımda gayet de güzel olur. Hiç fark etmez if'in ne tarafta olduğu. Burayı da D ile eşleştirelim. Bir diğerine bakıyorum. Bu arada C ve D işaretleyelim. If she doesn't drive carefully, eğer dikkatli araba kullanmazsa, she will have an accident one day. Bir gün kaza yapacak.
Dolayısıyla buraya da A yazalım. If they help each other, eğer birbirlerine yardım ederlerse ne olur? Buradaki verdiğimiz gibi bakın, they will finish diyebileceğim gibi they can finish de diyebilirim arkadaşlar. Yeter ki if'li kısmın present tense, diğer kısmın ise özneden sonra will, can, should gibi yardımcı fiillerle doldurulabileceğini unutmayın diyelim ve buraya da B yazarak bu bölümü de sizlere şöyle kısaca anlatmış olalım. Olur ya, sınavda karşımıza gelirse bu bilgileri ışığında gayet rahat doldurabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bir başka bölüme. Present Perfect Tense, biliyoruz ki 9. sınıfın en önemli konularından biri. Present Perfect Tense'in kuralını bilmemiz yeterli arkadaşlar. Neydi o? Has verb 3 dediğimiz, yani çoğul özneden sonra have, arkasına verb 3 yani fiilin 3. hali gelecek. Çoğul özneden sonra ama. Tekil özneden sonra ise has, arkasına yine fiilin 3. hali gelecek. Bakın bundan şaşmayalım. Bunun haricinde, bunun yanında tabii ki zaman zarfları yok mu? Var. Since, for, just, already, yet, ever gibi. Bunlar hep present tense'i ele veren zaman zarfları. Bunlarla ilgili epey sorumuz var. Dikkat edelim. Şimdi bizde burada since, for, just, already gibi zaman zarfları var. Bunların tabii ki kullanım yerleri var. Püf noktaları var. Onları da bahsedip cümle üzerinde gösterelim sizlere. Evet arkadaşlar, birincisinde for, since, bunlar en çok karıştırılan ikili. Arkadaşlar since dediğim zaman belli bir noktadan beri, bakın o noktayı kesiyorum, kesin bir tarih olacak. O noktadan bu yana günümüze doğru gidecek. Ama for'da ise ne başı belli ne sonu belli. Burada bir aralık, zaman aralığı olacak arkadaşlar. Zaman aralığı şöyle yazıyorum, göstereyim hatta. Zaman aralığı. Buna dikkat edelim. Bakın since'de belli bir başlangıç noktası olacak. Orada, o noktadan günümüze doğru gelecek. Ama for'da ise başlangıcı ve sonu belli olmayan, saat 3'te başladım, 5'te bitirdim değil. 2 saattir bekliyorum, 3 saattir bekliyorum, 2 yıldır öğreniyorum gibi. Hangi 2 yıl, hangi, ne zaman başladım, başı sonu belli değil. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın, I have been a teacher. Arkasında 20 yıl gibi bir süreç var. Hangi 20 yıl? Belli mi? Yani 2000 yılında başlamış, 2020'de bitmiş gibi bir süreç var mı? Bir nokta var mı başlangıç? Hayır. Dolayısıyla 20 yıllık bir süreç var. Sürecin önüne for gelmek zorunda arkadaşlar. Buna dikkat edin. En önemli püf nokta her ikisi arasında. Bir diğerinde de since gelecek. Direkt yazayım hatta, farkını anlatmaya çalışıyorum. Bakın since 2010 diye kesin bir tarih verilmiş. He has lived in Yozgat since 2010. 2010 yılından beri başlamış, 2010 yılında hala günümüze kadar orada yaşadığını görüyoruz. Bakın başı sonu belli. Ama for'da başı sonu belli değil, sadece bir süreç var. 3 yıl, 5 yıl, 20 yıl, 2 gün, 5 gün gibi. Buna dikkat ediyoruz ve devam edelim. I am sorry, my mom is not at home. She has just left. Arkadaşlar just biraz önce, henüz, demin anlamları var ya o. Annem evde yok, biraz önce ayrıldı, evden gitti. Şimdi burada ne diyor? Bla bla bla, she came here. I have been very happy. Çok mutluyum. Bir şey olduğundan beri çok mutluyum. Bakın since she came here. Buraya geldiğinden beri, bakın buraya gelme tarihi belli. Hem geldiğinden beri, den'dan beri anlamı var. Hem de since'in için anlamı var arkadaşlar. Her ikisini de bu şekilde çevirebiliriz. Buraya geldiği için çok mutluyum. Buraya geldiğinden beri, bakın belli bir günde gelmiştir, onu biliyoruz. O günden beri ben çok mutluyum, görüyorsunuz. Dolayısıyla since hem başlangıç noktası belli, hem de için anlamı yükleyebiliriz buradaki çevirisine. They haven't answered my offer. Arkadaşlar olumsuz cümlede, özür diliyorum, cümlelerin sonunda direkt yet yazmayı unutmayın. Henüz demek. They haven't answered my offer yet. Benim önerim henüz cevaplamadılar, cevap vermediler. Henüz anlamında genellikle olumsuz cümlelerin sonunda kullanılır present perfect tense'de. Have you blah blah tasted sushi before? Daha önce hiç anlamında, bu have you ever zaten present perfect tense'in bel kemiği arkadaşlar, soru sorarken. Have you ever gone? Hiç gittin mi? Have you ever been? Hiç bulundun mu? Have you ever tasted? Hiç tattın mı? Tadına baktın mı? Bu sorularda yerimize, yani kullanacağımız bu ever'ı buradaki yerine hemen yazıyoruz.
I have blah blah had lunch and so I am full now. Şu an tokum. Dolayısıyla biraz önce yedim. Ben zaten yemeğimi yedim. Tokum anlamında. I have already. Already diyelim buraya da. Çünkü already zaten. Ben zaten yedim. Ben çoktan yedim anlamında bu. Zaten. Already. Zaten. Çoktan anlamı var. Olduğu yer burası arkadaşlar. Have you waited? Bakın have you waited? Bakın şuradakiyle altıyla bunu karıştırmayın. Have you ever waited? Başka bir şey. Hiç bekledin mi? Have you waited ever a long deal? For a long time bir yapıdır arkadaşlar. For a long time. Uzun zamandır. Uzun zamandır bekledin mi? Çok uzun bekledin mi anlamında bir yapıdır. Dolayısıyla 6 ve 7, 8'deki ikisi de soru olmasına rağmen ever ve for'un kullanımına lütfen dikkat edelim. Diyelim ve geçelim D kısmına. D kısmında fill in the blanks with be going to. Arkadaşlar bazı sınav örneklerini gördüm tararken bu soruları. Be going to konusu da anlatılmış. Biz de değinmeden geçemeyeceğiz bu konuya. Be going to ne demek? Ecek acak anlamı katan. Yani buradaki be biliyorsunuz özneye göre am mi, is mi yoksa are mı? Bu yardımcıları be'nin yerine onu koyacağız arkadaşlar. I am going to, he is going to, you are going to. Olumlu olumsuz sorusunda hepsinde bunu uygulayacağız. Dikkat edelim ve hemen birinciye bakalım. Bakın özne I olduğuna göre hemen olumlu cümle yapmam isteniyor. I am going to. Bakın I be going to diye bir şey yok. Be bunların hepsinin geneledir arkadaşlar. To be yardımcı fiili deriz biz bunlara. Be olarak parantez içerisinde size verilirse ya am'dir ya is'dir ya da are'dır. Eğer geniş geçmiş zaman kastediliyorsa cümlelerde de was were'dür. Bunlara dikkat edelim. Burada da soru yapılmamız istenmiş ama öznemiz we. Dolayısıyla we are'la birlikte kullanılır ama yardımcı fiil hep başa alınır tabii ki sorularda biliyorsunuz. Are we going to yapısından şaşmayacağız. Bakın buradaki go going'in gitmeyle bir alakası yok. Tamam mı? Bunu lütfen unutmayın. Birazdan onunla ilgili bir örnek daha var göstereceğim. Ahmet, bakın burada bir olumsuz var. Ahmet yardımcı fiili is değil mi arkadaşlar? Ama olumsuz yapacağız. Isn't veya is not diyeceğiz. Yine going to karşıma çıkacak. Ahmet isn't going to ride his bike tomorrow. Ahmet yarın bisikletini sürmeyecek anlamı ortaya çıkmış oldu. Burada olumsuz olumlu yapalım istiyor yeniden. She yardımcı fiili is'dir. He, she, it'in biliyorsunuz. She is going to arkasına fiil yalın gelecek hepsinde biliyorsunuz. She is going to visit her uncle next summer. Bir dahaki yaz amcasını ziyaret edecek. Gelelim bir başka soruya. Bakın burada go kelimesi var. Dikkat edin. Buradaki go fiildir arkadaşlar. Ana fiil yapacağı olduğu iştir. Burada nasıl ziyaret edecek, bisiklete binecek, buluşacak, dizayn edecek ana fiilleri varsa buradaki go da ana fiildir. Buradaki go ile bir işimiz yok. Bu tamamen yardımcı fiil yapımızdır. Bu ana fiildir. Biz yine işimize bakalım. Burada başka bir fiil varmış gibi. Öznemiz ne? He. Tabii ki yardımcı fiili is değil mi? Is he going to go? Görüyor musunuz? O gidecek mi? Parka gidecek mi anlamında? Buradaki go gitmek, buradaki going to'lar bizim yapımız. Böyle aldatıcı sorulara da lütfen dikkat edin. Karıştırmayın. Sınavda yanlış yapmayalım. Peki gelelim bir başkasına. Fill in the blanks with should or shouldn't. Artık should, shouldn't'u biliyorsunuz arkadaşlar. Sağır Sultan biliyor. Yani olumlu tavsiyelerde bulunurken should, yapmaması gereken şeyleri anlatırken shouldn't koymamız gerektiğini daha önceden konuştuk ünite içerisinde. Hemen bakalım. Cümlenin anlamından çıkaracağız bunu. Children blah blah brush their teeth 3 times a day. Günde 3 kez dişlerini fırçalamalı mı? Fırçalamamalı mı? Tabii ki fırçalamalı. Olumsuz yapacağız. Should kelimesinin yardımcı fiilini buraya da koymuş olacağız. İkiye bakalım. You look tired. Çok yorgun görünüyorsun. I think you blah blah have a rest. Dinlenmelisin mi, dinlenmemelisin mi? Tabii ki adama dinlen diye tavsiyede bulunuyoruz. You should. People blah blah throw rubbish on the street. İnsanlar çöpleri sokağa atmamalılar mı? Atmalılar mı? Tabii ki shouldn't değil mi? Should yapıyoruz. Arkasına not'ı bu şekilde birleştiriyoruz. She has a cold. Soğuk algınlığı var. Soğuk almış bu kız. Buna biz şimdi doktora gitmelisin mi diyeceğiz, gitmemelisin mi? Tabii ki gitmelisin. She should
Bakın bu arada he, she, it, I, you, we, they bütün öznelerle aynı şekilde should kullanılır. Burada herhangi bir s takısı, ing takısı, bilmem ed takısı böyle bir şey yok arkadaşlar. Yardımcı fiille bir yapı varsa herhangi bir ek gelmeyeceğini unutmayın. The film is very good. Film çok güzel. You should miss it mi? You shouldn't miss it mi? Buradaki miss'i dikkat edin arkadaşlar. Yani you should watch demeliydi. Bunu izlemelisin ama buradaki miss kaçırmak demek. Yani bir şeyi yetişememek, izleyememek anlamında. Dolayısıyla you shouldn't olumsuz, dikkat edin, buradaki kelime önemli. Bu filmi kaçırmamalısın. Film gerçekten çok güzel anlamında. Bir diğerine bakıyorum. F kısmında bu sefer de must veya mustn't'la dolduracağız. Yine aynen shouldn't gibi ama kesinlik derecesi çok kuvvetli. Yani kanun hükmünde anlamında mutlaka yapmalı. Herkes yapmalı. Sen de yapmalısın, ben de yapmalım. Tüm insanlık için geçerli anlamında. Bakalım. You blah blah obey the rules at school. Okuldaki kurallara uymalısın mı, uymamalısın mı? Tabii ki okul, yani babamızın okulu değilse eğer, ki orada da uymalıyız, kesinlikle uyulacak değil mi arkadaşlar? You must obey the rules at school. Okuldaki kurallara uymalısın. You blah 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 across the road when the light is red. Bakın, when the light is red. Eğer ışık kırmızıysa yolun karşısına geçmelisin mi, geçmemelisin mi? Tabii ki geçmemelisin arkadaşlar. Bu hem senin için hem de sana çarpabilecek ihtimali olan arabalar için büyük tehlike. Sen de ben de o kırmızıda bekleyeceğiz arkadaşlar. Karşıya geçmeyeceğiz. Dolayısıyla must. Burada should, shouldn't olmaz. Bakın bunlar kesinlik ifade eden yapılar. You blah blah talk loudly in the library. Kütüphanede yüksek sesle konuşmalısın mı, konuşmamalısın mı? Herkes bilir ki orası sessiz bir yer. Dolayısıyla you mustn't, değil mi? You mustn't talk loudly. Everybody blah blah wear uniform at school. At our school. Okulumuzdaki herkes üniforma giymeli mi, giymemeli mi? Tabii ki okul üniformaları hepimiz giyiyoruz, giydiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla everybody must olmak zorunda. Diyelim ve geçelim. Should ve must'ı şöyle bir hatırladıktan sonra arkadaşlar, diğerine bakıyorum. Burada da present perfect. Biraz önce söylemiştim. Have, has, verb 3. Bizim kuralımız buydu. Özne, çoğul öznelerle birlikte have, arkasına fiilin 3. hali. Tekil öznelerle birlikte has ve arkasına fiilin yine 3. hali. Bakalım. Öznem tekil mi? Tekil arkadaşlar. Hemen söylediğim gibi has'i yapıştırıyorum. Ve buradaki fiilin 3. hali, 2 ve 3. hali played, ed takısı alır. Furkan has played the piano. Furkan piyanoyu çaldı. Anlam olarak aynen past tense gibi geçmiş zamanda olduğunu biliyoruz. Ama olayın yapılıp yapılmadığı önemli. Zamanı değil, bakın. Past tense'de en büyük farkı bu zaten. Past tense'de ed takılı alan o tense'lerde saatini vurgularsın, zamanını vurgularsın. Ama perfect tense'de zamandan ziyade o iş yapıldı mı, yapılmadı mı, bize o önemli. Lazım olan, vurgulanan odur. Bakın, Furkan piyano çaldı. Saat kaçta çaldı, ne zaman çaldı bilmiyoruz. Ama çalıp çalmadığına emin miyiz? Eminiz. Onun için present perfect tense. Bir diğerine bakıyorum. We blah blah blah. Bakın burada bir olumsuzluk var. To Spain ve ana fiilin be. Dolayısıyla we have ile kullanıyoruz ya. Ya have not deyin ya da haven't, aynı şey. We haven't been. Be, was, were, been. Biliyorsunuz bunların çekimli hali. Dikkat edelim. Yusuf'a bakıyorum. Yine olumlu bir cümle. Yusuf tekil olduğu için Yusuf has eaten, değil mi? Eat, ate, eaten 3. hali. She, görüyoruz ki burada tekil bir özne var ama olumsuz yapmam isteniyor. She has not veya she hasn't, yine fiilin 3. hali, written. She hasn't written a letter yet. Bakın yet'i de burada görmüş oluyoruz. Olumsuz cümlelerin arkasında yazılıyor. O henüz bir mektup yazmadı anlamı ortaya çıktı böylelikle. Burada bir soru var, dikkat edin. Özne çoğulsa have'le soracağım. Özne tekilse has'le. Bunu söylemiştik. Have you ever, fiilin ne olursa olsun, driven, olumlu da olumsuz da soruda. Fiili 3. halden şaşmayın arkadaşlar. Direkt ezbere bakıyor zaten. Perfect tense demek, verb 3 demek. Sadece fiil çoğul mu tekil mi, yani have mi yoksa has'le mi kullanılacak, ona dikkat edelim. Ama fiil ne olursa olsun fiilin 3. hali olacak. Have you ever driven a car? Sen hiç araba kullandın mı? Bakın kullanıp kullanmadığını soruyoruz. Zamanı değildi biraz önce anlattığım gibi. 6'ya bakalım. Burada görüyoruz ki bir kedi var. Dolayısıyla bir hayvandır. Has, it olarak kullanılır.
Has the cat drunk? Dikkat edin. Drink fiilinin üçüncü hali bize lazım. Has the cat drunk'tı. Drunk its milk. Kedi sütünü içti mi? Diye soruyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Perfect tense unutmayın. Her zaman fiilin üçüncü halidir. Özne ne olursa olsun arkadaşlar. Ve gelelim bir başka bölüme. Burada da was were yine karşıma çıktı. Soruları ararken, tararken sizler için biz de kısaca değinelim istedik. Was were arkadaşlar past tense'de isim cümlelerinde kullanılır. Bakın isim artı sıfat cümleleri olacak. Bu ne demek? Fiil cümlede fiil olmayacak. Eğer fiil olacaksa zaten was were'le işimiz yok. Fiilin ikinci halini kullanacağız değil mi? Fiilin olmadığı yerde yardımcı fiiller karşımıza hemen görevini almış oluyor. Bakın. I blah blah at the park yesterday. Burada hiçbir fiil var mı ya? Yok. Dolayısıyla fiil yoksa cümleyi boş bırakacak değiliz. Hemen was veya were yardımcısı devreye girecek. Burası was'lar tekil öznelerle, were'ler ise çoğul öznelerle kullanılıyor. Bunu konuşmuştu gün ite içerisinde. Onun için hemen bakıyoruz. Birinci örnekte was mı, were mü? Benim öznem I. I was olur değil mi? I was at the park yesterday. Ben dün parkta idim. İdi, ıdı, dı. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Zeynep bla bla fat 2 years ago. 2 sene önce Zeynep şişmandı. Şişman idi. Zeynep de çoğul olduğuna göre buraya was yazacağız. Dikkat edin çoğul ve tekil. Başka hiçbir fark yok arkadaşlar. Yusuf and Elif. İki kişi görüyorsunuz. Hemen were'ü yapıştırın buraya. Çünkü çoğulluk tekilliğe bakıyorum. Eğer cümleyi bilmesen bile. Yusuf and Elif were at the party last night. Dün akşam partideydiler. Her mother, annesi, tek annesi var. Dolayısıyla was tired after she cleaned the house. Evi temizledikten sonra yorgundu. Du. Buna dikkat edin. Ahmet and Furkan çoğul olduğu için görüyorsunuz. Were Paris. Were in Paris last week. Geçen hafta Paris'teydiler diyelim. Ve buna da dokunmuş olalım arkadaşlar. Öğretmenlerin sorup sormayacağı olayını garanti alalım ve was were'ı de şöyle de bir hatırlamış olalım. Burada da komparatif süperlatif konusu var. Komparatif süperlatif konusunu hep söyledik arkadaşlar. Komparatifte daha anlamı var. Süperlatifte en anlamı var. Bu bir. Komparatifte eğer hece bir ve iki heceli ağzından çıkıyorsa genel olarak bahsediyorum. İstisnaları var birazdan söyleyeceğim. Eğer 2, 3, 1 ve 2 hece oluyorsa arkadaşlar önüne er takısı alacak. Ama 3, 4 heceden fazlaysa kelimeye hiç dokunmayacağız. Önüne more kelimesi alıp arkasına kelimeyi aynen yazacağız. Bu komparatifin özeti bu arkadaşlar. Süperlatif ise yine 1 ve 2 heceli ise tabii yine the'sını kullanıyoruz. Kelimenin arkasına est takısı ekleyeceğiz. The biggest, the happiest gibi. Ama 2 ve 3 heceden, daha doğrusu 3-4 heceli ise ne yapıyoruz? Kelimeye dokunmuyoruz. Ortasına, yani daha doğrusu önüne the most deyip kelimeyi aynen yazıyoruz arkadaşlar. The most beautiful, the most crowded, the most expensive gibi. Dikkat edin sadece hece bize çok yardımcı olacak. Ama bazı kelimelerde vardır ki bu anlattıklarımın hiçbirine uymuyor. Mesela sonu ing takısı ve ed takısıyla kalıplaşmış, yapılmış sıfatlar var. Bunlar arkadaşlar hecesi az da olsa, çok da olsa, bir de olsa, iki de olsa, üç heceli de olsa kesinlikle er veya est takısı almazlar. Direkt more veya the most alacaklar. Eğer komparatif veya süperlatif hangisi yapılıyorsa. Dikkat edin ya more'lu ya da most'lu olacak. Örneğe bakalım. Birinci örnekte ne var arkadaşlar? I think the bus is blah blah than the plane. Bu arada than varsa mutlaka komparatifle yapın. Bir şeyi bir şeyle karşılaştırmak demek. Bu ikinci önemli, çok önemli bir ipucu arkadaşlar. Dikkat edelim bu than kelimesine. Eğer than yoksa zaten bulunduğu ortamındaki en büyük, en güzel anlamı ortaya çıkar. Şimdi I think the bus is blah blah than the plane. Bakın than varsa otobüsle ne yapıyor? Uçağı kıyaslamış bana. Otobüs uçaktan daha şöyledir anlamı var. Ki burada boring kelimesini kullanacağız. Onu da dikkate alırsak. The bus is more boring. Boring. Sona ing biten kelimeleri direkt more'la yapıyoruz. Çünkü komparatif yapmak zorundayım. Diğerine bakıyorum. Ankara is bla bla than Samsun. Bakın yine bir than var. Yine bir kıyaslama var. Ama kalabalık kelimesini kullan diyor. Ankara Samsun'dan daha kalabalık. Sonra crowded.
Crowded. Görüyorsunuz ED taksıyla yapılaşmış. Dolayısıyla Ankara is more crowded değil mi? Daha kalabalık diyeceğiz burada da. Diğerine bakıyorum. İstanbul is bla bla city in the world. Dünyadaki, bakın, biriyle bir başka şehri karşılaştırmıyorum. Dolayısıyla iyi sıfatını dünyadaki en iyi haline dönüştüreceğiz. İstanbul is the best. Buna dikkat edin. Good, better, best şeklinde çekimlenir. Best, en iyi anlamı bu şekilde olacak. Yani goodest falan demeyin arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. Elif is bla bla girl I have ever seen. I have ever seen demek çocuklar. Hayatımda gördüğüm demek. Yani bu zamana kadar ilk defa gördüğüm anlamında. I have ever seen. Hayatımda gördüğüm ilk anlamında. Şimdi hayatımda ilk gördüğüm en güzel kız anlamında vurgulayacağız biz bu dördüncü. The most beautiful değil mi? Elif is the most beautiful. Çünkü beautiful ağzımızdan ne çıkıyor? 3 heceli. Beautiful. Hem böyle hem de Elif'i bir başka kızla kıyaslamıyoruz. Dolayısıyla süperlatif yapacağız buna. Diğerine bakıyorum. Turkish people are bla bla than English people. Bakın than var. Kıyaslayacağız. Türk insanıyla İngiliz insanı ve hospitable misafirperver demek. Türkler İngilizlerden daha misafirperver diyeceğiz. Hospitable 4 heceli çıkıyor. Dolayısıyla comparative'de more ön kelimesini getiriyorduk ve diğer kelimeye dokunmuyorduk arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. 6. soruda Jupiter is bla bla planet in our solar system. Bizim güneş sistemimizdeki en nokta nokta gezegendir. Tabi büyük kelimesi verilmiş. Süperlatif yapacağız. Is the biggest değil mi? Big, biggest anlamına dönüşüyor 6. 7'ye bakıyoruz. 7'de Tokyo is bla bla city to live in the world. Bakın dünyadaki yaşanacak veya yaşanmayacak artık ne derseniz. Expensive, pahalı demek. En pahalı anlamında konuşuyor. Çünkü Tokyo ile İstanbul'u kıyaslamamış. Dünyadaki en pahalı olduğunu enler de süperlatifle yapıldığı için buraya da expensive 3 hece dolayısıyla süperlatifle yapacağız. The most expensive şeklinde cümlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Buradaki ipuçlarını yakaladın. Yoksa yanlış yapma ihtimalimiz var. Lütfen bunlara dikkat edelim. I bla bla teacher in the world. Bakın yine ben dünyadaki en nokta nokta öğretmenim. Artık o nokta noktaya ne gelmesi gerekiyor? Happy. Dünyadaki en mutlu öğretmenimi nasıl söyleyeceğiz? Tabii ki süperlatifle. I am the happiest. Bakın buradaki happy'nin y'si düştü ve i-e-s-t halini aldı. Bu tarz minik detaylara takılmayın ama yine de bilelim arkadaşlar. Ben dünyadaki en mutlu öğretmenim. Çünkü şu an burada sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Gelelim J kısmına. J kısmında arkadaşlar ne var? Question tag'lar var değil mi? Question tag'lar da yine üniteler içerisinde geçti. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Bunların hiçbirisi baş belası değil. Biz onların başının belası olacağız. Tek formül şu. Eğer cümlede are, is, can, aren't gibi yardımcı fiiller varsa direkt bunun zıttıyla yapacağız. Bitti. Bu kadar açık ve net. Ama yardımcı fiil yoksa, direkt fiil varsa, direkt burada olduğu gibi fiil varsa biz hemen o cümlenin hangi zamanda yapıldığına bakacağız. Geniş zamanda mı, past tense'de mi, gelecek zamanda mı, her neyse. Bakın, you are Ahmet. Görüyorsunuz bir yardımcı fiil var. Hemen aren't şeklinde, bak are kelimesi olumlu ya, ben burayı olumsuz yapacağım. Aren't özne de neyse aynen alıyorum. Aren't you? Sen Ahmet'sin değil mi? Bu kadar açık ve net. Furkan is here. Furkan buradadır. Değil mi anlamını nasıl getireceğim? Is belli ama ben onu isn't yapacağım. Furkan'ı da aynen alıyorum. Isn't Furkan da olur. Isn't he de olur erkek olduğu için. Bir diğerine bakıyorum. Yusuf went fishing yesterday. İşte burada ne yapacağız? Bakın am, is, are, was, were herhangi bir şey yok. Biz arkadaşlar hangi zamanda yapılmış bu? Geçmiş zaman değil mi? Geçmiş zamanın yardımcı fiili olumlu da did, olumsuz da didn't'tır. Bunu unutmayın. Başkası yok. Did, didn't. Peki burada was were olmaz. Dikkat edin. Eğer zaten was were olsaydı Yusuf was in the library falan diye bir isim cümlesi kurardık. Ama bu bir fiil cümlesi. Fiil cümlesindeki tek question'ları da ya did ya da didn't'la yaparız. Başka şansımız yok. Cümle olumlu mu?
Olumlu. Dolayısıyla hemen didn't'ı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ne dedik? Kural birbirinin zıttı olacak. Bu taraf olumluysa bu taraf olumsuz olacak. Bu taraf olumsuzsa bu taraf olumlu olacak. Bunu unutmayın. Didn't, tabii ki Yusuf da erkek olduğu için göre, didn't he. Yusuf went fishing yesterday, didn't he? Yusuf'un balığa gitti değil mi anlamını ortaya çıkarıyoruz böylelikle. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bakın bir yardımcı fiil var. Can't. Hemen bunu karşı haline çeviriyorum. Özür diliyorum. Can. Can't değil, sakın yanlış anlamayın. Burası can't. Can özlemde she olduğuna göre. Can she? She can't play basketball well. Basketbolu iyi oynayamaz değil mi? Anlamı ortaya çıkmış oldu böylelikle. You aren't eating sushi. Oh, en sevdiğim zamanlardan biri. Şimdiki zaman değil mi? Şimdiki zaman görüyorsunuz. Emizar var ve fiil ayancı gelmiş. Hemen yardımcı fiili aren't. Ben buraya are diye alacağım hemen. Olun karşı zıttını alacağım. Özlemde you olduğuna göre are you. You aren't eating sushi. Are you? Sen sushi yemiyorsun değil mi? Anlam ortaya çıkıyor. They eat with chopsticks. Onlar çubukla yiyorlar. Bakın emizar yok. Can, will öyle bir yardımcı fiil de yok. Hemen hangi zamanda kurulduğuna kullanın. Bakın geniş zamanda değil mi? Geniş zamanda. Dolayısıyla geniş zamanda nasıl past tense'de did didn't kullanıyorsak geniş zamanda da çoğul özneler için do, don't ikilisi, tekil özneler için ise does, doesn't ikilisini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi özneye bakıyorum, çoğul. Dolayısıyla bu ikisinden birini kullanacağım. Özne olumlu mu, cümle olumlu mu, olumlu. Ben hemen bunun olumsuzunu alıyorum. Don't özneyi aynen arkasına yapıştırıyorum. They eat with chopsticks, don't they? Onlar çubukla yiyorlar değil mi? Anlamı ortaya çıkmış oluyor böylelikle. 7'de dikkat edin, yıldız mıldız bir şeyler çakın arkadaşlar. Buraya dikkat edin, less'le bir cümle kullanıldığı zaman mutlaka ve mutlaka hiç değişmez. Verilecek buradaki tag question shall we'dir. Let's go out tonight. Bu akşam dışarı gidelim, tamam mı? Olur mu? Bu akşam dışarıdayız değil mi? Gibi anlamlara geliyor. Bu 7'ye dikkat edin. Shall'le ilgili bir teklif cümlesi veriliyorsa let's'le bunun question tag her zaman shall we'dir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Apple is popular in Amasya. Elma Amasya'da meşhurdur. Bakın elma yerine it koyabilirim değil mi? Is var. Isn't alıyorum buraya olumsuzunu. Hemen it dediğim zaman elma Amasya'da meşhur değil mi ifadesi de ortaya çıkmış oluyor. Dikkat edelim bu açıklamalara. Burada da yine turizm kelimeleriyle ilgili kelimelerimiz var. Hemen uygun olanı yazalım. Verilmiş zaten. Değinmedik demeyelim arkadaşlar. Burada ne var? Görüyorsunuz ki surfing. Buraya hemen bir surfing yazalım. Burada ne var? Güneşleniyor görüyorsunuz. Dolayısıyla burası da sun bathing. Güneş banyosu. Burası da kumda oynuyor biliyorsunuz, görüyorsunuz. Dolayısıyla emin olduklarınızı yukarıdan çizin. Diğerlerde işiniz kolaylaşsın. Burada da kumdan kale yapıyor arkadaşlar. Sand, kum demek. Castle'da kale olduğuna göre. Burayı da kumdan kale dedik. Ve burada da bir kamp yapıyorlar. Çadırlar buralara oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Dolayısıyla camping. Burayı da yazalım. Ve son olarak da volcano dediğimiz o patlayan sıcak sıcak lavlar değil mi? Dolayısıyla burayı da tamamladık. Hatırlatmış olduk ve geçtik bir başka bölüme. Arkadaşlar üniteler içerisinde yine idioms dediğimiz o deyimler karşımıza hep çıkıyor. Çıktı biliyoruz. Bunlarla ilgili de alıştırmalarımız var. Anlamlarını hızlıca verelim size ve geçelim bir başka sayfaya. Choose the best option. Şimdi burada hit the road demek arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Hit the road sizce neydi? Hatırlayın. Bir ünite içerisinde görmüştük biz bunu. Hit the road demek. Begin a journey demek arkadaşlar. Bir seyahate çıkmak, yola koyulmak, yola çıkmak anlamında. Come on, let's hit the road. We have a long way to go. Haydi yola çıkalım. Daha gidecek çok yolumuz var. Dolayısıyla begin a journey. Birinci sorunun cevabı B olacak diyelim. Ve geçelim ikiye. My uncle has itchy feet. Itchy böyle kaşınan demek arkadaşlar. Amcamın ayakları kaşınıyor. Yani böyle tutup da parmakları hıtır hıtır kaşıyor anlamında değil. Tabii ki deyimsel bir anlamı var. Ne o? Like travel to and see new places. Yani çok gezen, çok yeni yerler görmeyi isteyen insanlar. Ayakları hiç durmaz ya. Hadi ayaklarım kaşındı bir yere gideriz deriz ya. İşte bu manada mecaz olarak kullanılmış cevabımız A seçeneği olacak bu soruda.
3'e bakıyoruz. Would you need my help to finish that report? O raporu bitirmek için benim yardıma ihtiyacım var mı? Two hands are better than one. Biz ne deriz? Bir elin nesi var? İki elin sesi var deriz ya. İşte İngilizce'deki birebir karşılığı bu. Dolayısıyla when two people work together, they come up with the better ideas. Eğer iki insan birlikte çalışırlarsa daha iyi fikirler ortaya çıkarırlar. Bizdeki karşılığı bu. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Cevabımız A seçeneği olacak bunda. 4'e bakıyoruz. How are you listening if you stay dead? You are all ears. Arkadaşlar all ears de direkt ezberlenmesi gereken bir şey. Burada carefully demek, dikkatlice demek arkadaşlar. All ears aynen burayı kaldır şuraya carefully yaz. Aynı anlamları veriyor. Dikkat edin. All ears carefully, dikkatli bir şekilde anlamında söyleyelim. Ve geçelim bir başka 5'inciye. Burada da arkadaşlar on the tip of your tongue. Yani tam dilinin ucunda olacak. Tam böyle hatırlatacaksın demek değil mi? What are you trying to do? If you say that something is on the tip of your tongue, bir şey senin dilin ucunda olduğu zaman ne yapmayı deniyorsun diye arkadaşlar onu hatırlatmayı değil mi? Onu hatırlatacak bir şeyler bulmayı çabalıyoruz. Dolayısıyla remind hatırlatmak anlamında cevabımız B olacak bu soruda. 6'ya bakalım. It is 1st April today. Bugün 1 Nisan. Be careful, dikkatli ol. By tradition, everybody plays tricks on that day. O gün herkes bir şaka yapar, hile yapar, bir şeyler yapar birbirlerine. 1 Nisan şakasını biliyoruz. Dolayısıyla by tradition demek, traditional yani geleneksel demek arkadaşlar. Herkes bilir ki geleneksel olarak o 1 Nisan şakası her yerde yapılır. Ve geçelim son sayfamıza, son bölümümüze arkadaşlar. Sabırla dinlediniz biliyorum. Son sayfamızda yapıp videoyu sonlandıracağız. Burada verilen kelimelere bakalım. Festival, festival biliyoruz. B&B, kahvaltı dahil odalar demek arkadaşlar. Yine turizm kelimelerinde sadece kahvaltı verilen odalar için kullanılır. Cultural, kültürel. Trip, seyahat. Easel, koridor demek. Double, çift kişilik, duble demek. Camping, kamp. Safari, biliyorsunuz Afrika'daki o yabani hayvanların içine doğru yapılan turlar. Ve parade de tören demek. Şimdi uygun olanları söyleyeceğiz hemen. Birinci boşlukta it is not an all inclusive room. Bak arkadaşlar all inclusive demek her şey dahil demek. Ama diyor ki adam her şey dahil değil. Dolayısıyla sadece sabah kahvaltısı veren odalar için kullandığımız B&B. Yani sadece kahvaltı dahil odalar için kullanılan bir ifade diyelim ve cevabımızı bu şekilde işaretleyelim. Diğerine bakıyoruz. My favorite accommodation. Benim en beğendiğim yerleşme şeklini arkadaşlar. Bla bla bla. Because I love being in nature. Çünkü doğada olmayı seviyorum. Doğada olan seven bir insan kamp yapmayı sever. Diyelim buraya camping yazalım ve 3'e bakıyoruz. I would like to stay in a blah blah room. Nokta nokta bir odada kalmak istiyorum. Şimdi burada oda tipi olarak easel var ve bir de double var arkadaşlar. Double çift kişilik oda. Dolayısıyla uygun olanı budur. Buraya double yazalım. Çift kişilik odada kalmak istiyorum. I prefer a blah blah seat on a plane. Because I don't want to watch outside. Dışarıyı izlemek istemiyorum diyen bir adam koridorda oturur. Dolayısıyla bir koridor oturağı istiyorum. Koridorda yer istiyorum. Oraya da biz easel diyoruz arkadaşlar. Easel kelimesi, buna dikkat edin. If you on a blah blah occasion, you will see the historical places. Tarihi yerler görürsün. Bakın hem if konusunu gördük hem de cümleyi tamamlayacağız. Beşinci de if you on a cultural vacation. Eğer kültürel bir geziye çıktıysan you will see historical places. Mutlaka tarihi yerleri görürsün anlamında. 6'ya bakıyoruz. The blah blah is ended with a nice concert. Güzel bir konserle bitti. And firework displays ve havai fişek gösterisiyle bitti. Ne bitmiş olabilir arkadaşlar? Tabii ki verilenlerden the festival en mantıklısı değil mi? Festival güzel bir konser ve havai fişeklerle bitti anlamı ortaya çıkmış oluyor. 7'ye bakıyorum. You will see the national parks during your blah blah vacation in Africa. Evet, burada ne? Milli parkları göreceksin diyor. Afrika'da yapılan hangi eylemin sonunda bu görünür? Tabii ki safari değil mi? Buraya da safari yazalım. Ve son sorumuz. The festivals blah blah is started with the Mehterban. Evet.
Mehter Band dediği Mehter Marşı ile. Festivalin nesi Mehter Marşı ile başlar arkadaşlar? Tabii ki festival töreni değil mi? Geçit töreni. Dolayısıyla buraya da parade yazalım. Ve böylelikle de yani her türlü konuya sizler için değinmeye çalıştık diyelim. Ve artık topu, sözü size atalım arkadaşlar. Bundan sonraki ünite anlatım ve konu anlatımlarına, özellikle sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum sınavlarınızda. Yorumlarınızı da lütfen yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.